Herkese merhaba, ben Fatih. Burası Nadide Bitkiler Fidanlığı. 8 Mayıs, Mayıs'ın ilk 10 günü içerisindeyiz. Bu 5. çekim. Bir Mayıs ayı başındaki çekim halini, tarhları, bitkilerin gelişimini görmek isteyen bir izleyicimiz oldu. Onunla beraber bu çekimleri yapıyorum. Sonrasında ilerleyen haftalarda Mayıs'ın devamını da çekeriz. Böylece gerçekten de bir bahçede, bir büyük bahçede, çok çeşitli bitkilerin olduğu bir bahçe düzenlemesinde yıl boyu, özellikle de Mayıs ayı içerisindeki bitkilerin değişimlerini, büyümelerini, gelişimlerini böylelikle görebileceğiz. Burada ne var? Şimdi bu bölümde de biraz otlu gibi gözükse de aslında burası oluşum halinde. Şu bölümde lalelerin olduğu bir düzenleme vardı. Laleler bitti şu anda. Bu gördüğünüz otları şu an için bırakıyorum. Laleler tam anlamıyla bütün yapraklarını da sarartmasını bekliyorum. Ki sonrasında önümüzdeki yılda devam edebilsinler. Daha sonrasında burayı komple biçeceğim. Aralarda yaptığım ufak başlangıç bölümleri vardı. Şöyle kırmızıları vesaireyi görüyorsunuz belki. O bölümler kalacak. Bakayım. Pardon. Evet. Evet, şimdi odaklandı. O bölümler kalacak. Gerisini tırpanlayıp, temizleyip belki de yeni dikimlere bu sene geçmeye başlayacağım. Şu bölümü sonbaharda yapmıştım. Şu bölüm. Akdeniz çalılarının olduğu, güneşlik çalılarının olduğu bölüm. O bölümde de bir temizlik yapacağız ama alttaki bitkilerin büyüyüp gelişmesini bekliyorum. Bu yabani sarı gördüğünüz bitkiler şu anda çok güzel gösteriyor orayı, çünkü çıplak kalmamış oluyor. Daha sonrasında tahmin ediyorum onu da yine Haziran başı, Mayıs sonu gibi ufak bir temizlik yapıp alttan kendi diktiğimiz salviye türleri var, çok güzel hatmi çalıları var. Onların büyüyebileceği, ışık alabileceği bir hale getireceğim. Bu bölümde tohum, mix tohumu atmıştım. O mix tohumlardan çok güzel bitkiler çıkıyor bize. Bir tanesi de şu bitki. Bu pek çok şeye benzetebilirsiniz. İşte yukaya mı benziyor, paşa kılıcı mı, iris mi diyebilirsiniz. Hiçbiri değil. Bu çok enteresan. Erinciyumun bir türü. Yucafolium diye geçiyor. Böyle kocaman uzuyor. Böyle pastel sarısı, çok hoş bir çiçek başı yapıyor ama kendinin bu buz mavisi rengi ve yaprak formları vesairesi çok güzel. Böyle hafif dikenli, böyle Akdeniz karakterinde. Çok hoş bir bitki. Buraya güzel yayıldı. Bir sürü fidesi var. Biz tohum da topladık ve çoğaltıyoruz da. Düzenlemelerimizi uygun yerlerde kullanmaya başlayacağız bu yıl. Çok güzel bir bitki oldu. Şu bölüm, şu anda göletin içindeyiz, membranın içindeyiz. Fidanlığı görmüş olanlar olabilir. Şöyle bir göletimiz var. Bu göletin kenarlarında bu cepler var. Şu gördüğünüz cepler, mesela burası göletin tam içinde bir cep. Alt ceplerden. Şurası da bunun göletin çakıllık sahili. Yine bu sandalyenin de olduğu bölüm göletin içinde bulunuyor. Keza burası da öyle. Burada ben toprağı biraz yükselttim. Daha bataklık formunda bir yer. Bu bataklığa uygun bitkiler, özellikle keçi söğütleri, söğüdün bütün türleri. Bir tür bişon söğütü ilave ettim. O büyüyor burada. Çok da güzel bir rengi var. Bataklık ada çayları elimize geçti bu yıl. Onları denedim ama onlardan henüz bir ses yok. Kızılcıklar, onlar yine keza böyle sulak alanları seviyorlar. Radbeckia'nın Deamyai türü su seviyor. Bunlar da susuz kalmak istemeyen tarzı bitkiler. Bir arka köşede de Lobelia'nın yine kırmızı bir türü var o şekilde. Buraya yani böyle suyu seven türlerden ilaveler yapıyoruz. Kıbrıs akasyası ilave ettik dün. Onlar da şunlar. Kışın burada dondu bizdekiler ama bazıları kalabiliyor korunaklı yerlerde. O şekilde devam ettiriyorum onu. Buradan başlamamın asıl amacı şuydu. Bu sene çok güzel yeni ağaç türleri, fideleri geldi. Onlardan şimdi saksıladık ve yetiştiriyoruz. Köklenmiyorlar. Güzel.
ki biz de bahçe düzenlemelerinde kullanmaya başlıyoruz. Bir tanesi şuydu, fener ağacı. Tam ismini hatırlayamıyorum şimdi. K ile başlayan bir isim var. Tanıyanlarınız vardır muhakkak. Ben Toroslar'da, Fethiye civarında rastladım ve gördüm. Orada tohumlarını da almıştım. Daha sonra fidesini de bulduk. Böyle şey yapıyor, fener böyle kandil gibi çok güzel tohum başları yapıyor ağacın tepesine. Küçük küçük bir ağaççık. Onu buraya koydum. Şu neydi? Ha, bu bir şey, sumak türü. Ve bu kısa boylu bir türü. Tür ismini hatırlayamıyorum. Ya tifaydı ya da başka bir şey. Ama bir sumak. Sumakları belki görenleriniz olmuştur. Çok güzel kışın böyle bir kırmızıdan şu yapraklar kırmızıdan başlıyor. Turuncuya doğru çok güzel böyle bir renk skalası yapıyor. Kışın yaprak dökerken. Kerya var. Kerya da su seven bir bitkidir. Onu da buraya ilave ettim. Kanarya çalısı veya gülü deniyor. Bir tane de şurada gözükmüyor. Çok küçük o çünkü ileride. Yalancı portakal. Bu da yine bir ağaççık. Bu ağaççık türlerini bu bölüme yerleştirdim. Hem toprak olarak uygun bir bölüm. Burası biraz daha kumlu, verimli sayılır, orta verimlilikte diyelim. Tam bir otlak, çayırlık bölüm aslında. O tarz bir yer. Onları buraya yerleştirdim. Bir oya çalısı var. Kaymak çalısı var burada. Şurada bir paşa bıyığı var. Dün tekrar kontrol ettik. Evet, hani dalında can suyu var. Çekiyor. Fakat yapraklanmadı. Ama fidelerimiz, saksıdaki fideler yapraklandı. Bu muhtemelen şu anda henüz kökünü oturtuyor. Sağlam bir kök yapacak ki ondan sonra patlatacak tahmin ediyorum. Değiştirsek mi diye baktım ama arkadaşımızla beraber kalsın diye düşündük sonra. Çünkü yeşili vardı. Biraz üstünde hafif bir kuruma vardı. Onu birazcık kestim şuradan. Şurasını. Bu kuruyan bölümü aldıktan sonra gerisini de şuradaki budaklardan muhtemelen patlatacak. Bu patlatmazsa yedek fidelerle değiştireceğiz. Burası, bu muhtemelen tam hatırlamıyorum ama yaban mersini olması lazım. Evet, tam hatırlayamıyorum. Galiba yaban mersini ama. Bakalım meyvesini verince hatırlayacağım onu. Şurada bir şey var. Japon kuşburnusu veya Kore kuşburnusu. Bu çok güzel böyle pembe bir çiçek açıyor. Mis gibi kokar. Sonra da böyle domates gibi bir meyveye dönüyor. O da çok sevdiğim bir bitki. Şurada bir erik türü var. Çok güzeldir. Bahar çekimlerinde göstermiştim diye hatırlıyorum. Yalancı elma, süs elması, floribunda. Bunun çiçeği çok güzel ve uzun gitti. Şurada bir kayın türü var. Böyle bronz, kiremit, bronz, bordo yapraklı. Şu bu sene geldi. Yıllardır benim aradığım ve çok görmek istediğim, yetiştirmek istediğim bitkilerden birisi. Cadı fındığı diye geçer. Hamamelis. Yabani fındık türlerinden. Bunu bulabildik bu sene. Hem küçük fideleri var hem de böyle büyüklerini buldum. Bir tanesini buraya ilave ettim yetiştirmek için. Hem de denemelik. Böyle su sevdiği için göletin kenarına koydum. Susuz kalmayı sevmiyor. Diğer fındıklar gibi aslında bizim Karadeniz fındıklarımızla aynı özelliklerde. Dolayısıyla benzer yakın bir ikliminiz varsa bu civarlar için de geçerli. İstanbul'un kuzey bölümü fındığa gayet uygun. Yerli türlerimiz de var burada. Onlardan da yetiştiriyoruz. Gayet rahatlıkla koyabilirsiniz. Özelliği şu, kışın sonuna doğru çok güzel bir sarı bir çiçek yapıyor ve mis gibi kokuyor. Ben çiçeğini yakalayamadım. O gördüğünüz böyle bordo, koyu renkli kahverengi şeyler çiçeğin tabanı, meyveye döndüğü yerler. Ama çiçekli halde çok güzel diye biliyorum. Şunu dün diktik. Kırmızı yapraklı Amerikan meşesi. Şu anda bile hafif böyle zaten turuncuya çalıyor yaprakları. Kışın da yaprak dökerken kıpkırmızı yapıyormuş. En sonunda ona böyle bir yer bulabildim. Bunlar menekşelerimiz, bizim yetiştirdiğimiz menekşeler. Burada başka ne var? Şu var. Şimdi hatırlayacağım. Tabii kuşburnu, Cornus mas. Gerçekten bu yenilen kuşburnundan küçük ağaççık yapıyor. Ben buraya 3 kök koydum ki şöyle güzel bir çalılık yapıp burayı kaplasın diye.
Bu tarafta da bir forsythia'mız vardı, onu budadım. Ha, forsythia mesela altın çanağı, eğer bahçenizde varsa, bakın şu, şurada odunları var, koyu bir şekilde gözüküyor. Aslında bu kocaman benim boyumu aşan bir şekildeydi. Sapsarı çiçekler açtı bu sene. Çiçeğinden sonra bu şekilde budadım. Çünkü forsythia, yani aslında bütün çalılar için geçerli diyebilirsiniz bunu. Çiçeği açtıktan sonra budanıyor. Dolayısıyla mesela erken sezonda ilkbaharda çiçek açanları hemen arkasından buduyorsunuz. Yıl boyunca açan, daha doğrusu büyüyen dallarından ertesi sene çiçek yapabiliyor. Ama sonbaharda çiçek açıyorsa işte sonbaharın bitişinde, kışın başı veya kışın sonunda buduyorsunuz gibi. Yani budama zamanı ne zaman diye düşünürseniz bir çalınız için çiçeklenmeden sonra gibi düşünebilirsiniz. Burada da mesela bir gelin tacı açtı bir iki gün önce. Bu da yine ilkbaharda açan türü. Eğer ben bunu budamak istersem, yani çok büyük olduğunu düşünüyorsam, biraz daha küçültmek istersem, aynı forsythia'da yaptığım gibi böyle biraz dibe yakın yerlerden, tepeden yapmayın. Tepeden çatallanma yapıyor ve bitkinin formu bozuluyor. Çirkin bir görüntü oluyor açıkçası, benim hoşuma gitmiyor. Ve de verimi düşüyor, çiçekleri azalıyor falan, böyle bir anlamsız bir hale geliyor bitki. Dolayısıyla dalların tepelerinden budama tabii bazı bitkilere yapılabiliyor ama bunlara yapmayın bence. Eğer çok büyüdüğünü düşündüğünüz, uzadığını düşündüğünüz dallar varsa onu dipten kesin. Ve üçte birinden fazla almayın. Yaşlılardan seçin. Böylece bitkiniz hep genç kalır. Genç kaldığı için de her zaman bol çiçek verir. Bu da budama ile ilgili bir tüyo. Şurada bir bulut ağacı geliyor. Onun yaprakları geliyor. Çok dekoratiftir bu. Daha sonra da böyle bulut gibi hakikaten pamuk şekerine benzeyen bir çiçek yapıyor. Evet, ve sonrasında şuraya bir bakalım. Şimdi burada ön planda irisler görüyorsunuz. Burası iris tepesiydi. Fakat bu iris tepesini ben yerini değiştiriyorum. Arka planda da hep lalelerimiz vardı. Laleler için güzeldi çünkü bu öğleden sonra burası çok fazla güneş almıyor şu meşelerden ötürü, arka plandaki gördüğünüz meşeler. Dolayısıyla laleler için böyle daha serin, çok yorulmadıkları bir ortam oluyordu. Fakat lalelerin ben dikim şeklini değiştirdim. Burada çok fazla kalmadı. İrisler için ama çok iyi olmayabiliyor. Şöyle ki yine gördüğünüz gibi bayağı güneş alıyor ve uzun saatler alıyor ama öğleden sonra işte 4'ten sonra burası gölgeye düşüyor ve aslında irisler çok güneş istiyor. Ne kadar ısınırsa yaprakları, yumruları, çiçeklenmeleri o kadar güzel oluyor. Onlara başka bir alan ayırdım fidanlıkta. Bu çiçeklerinden sonra oraya geçireceğim bunları da. Arkasını da dolayısıyla değiştirdim. Şu Amerikan akçeyi buraya getirdim. Bu da gölgede kalmıştı daha önce. Bunu böyle güneşe aldım. Yüksek bir noktaya koydum. Çok güzel kırmızı yapraklar yapıyor. Bir akça daha koydum. O da Çin akçası. Bu da yeni bitkilerimizden birisi. Böyle yaprakları sarı başlıyor. Çok güzel bir bitki tahmin ediyorum. Ben de bu yıl göreceğim. Ve bütün şu arkada gördükleriniz Japon akçalarının türleri. Burası böyle bir akça tepesi oldu ve çam, bodur çamlar var. Ara ara görüyorsunuz, şu bir sedir. Şurada bir bodur çam var, şurada var gibi çam. Şu mesela tam bir Japon çamı. Onu da bulduğuma çok sevindim. Yıllardır aradığım bir çam türüydü. Çok böyle heykel gibi dans ederek büyüyor diyebilirim. Çok güzel böyle bir form yapıyor ilerleyen yaşlarında. Şimdi bile hani böyle ileriye doğru uzanmış, böyle elleri parmakları ışığa doğru gidiyor gibi gözüken bir form yapıyor. Çok sevdiğim bir çam türü. Burada çam türleri ve akça türlerinin şu pixie, bunu kışın da görmeniz lazım kışa girmeden. Kıpkırmızı bir şey yapıyor, yapraklanma yapıyor ve çok kuvvetli, uzun sürede gidiyor. Şurası Bloodgood. Şu, bu klasik bir türdür. Yine böyle bordo türlerden. Burası akçalar için ideal. Hem çok suda değiller, hem de çok kızgın güneşe maruz kalmıyorlar yazın. Bu meşelerden ötürü yine bahsettiğim gibi. Çünkü böyle yaprakları çok ince olduğu için çok kuvvetli güneş alırlarsa, özellikle öğlen güneşi, öğleden sonra güneşi gibi,
yanabiliyor yaprakları. Fakat bu tür ortamlarda sabah güneşi öğlene doğru işte bir hafif gölgeye doğru girerse bu ağaçlar çok mutlu oluyor. Tam onlara göre bir yer olduğu için bu sene burayı bu şekilde düzenledim. Araya yine bir birkaç tane çalılar ilave ettim ama bunları da yavaş yavaş göreceğiz. Burada gördüğünüz irisler kafalarını yaptılar. Bunları da belki ilerleyen günlerde yapacağımız çekimlerde görürüz. Onlar da bayağı hoş oldu. Bir de şu huşlara bakalım. Huş denemelerim. Şu görmüş olduğunuz 3 tane beyaz huş. Şunlar beyaz gövdeli. Zaten huşların genel karakterinde bir beyaz gövde var. Bunlar hatırladığım kadarıyla uluslararası isim Betula Utilis Jackmontii diye geçiyor. Yani Utilis türü bu. Jackmontii alt türü. Normalde çok güzel, çok popüler, çok sevilen. İşte bu beyaz gövdesi böyle kışında çekimlerde görmüşsünüzdür belki veya gelenler fark etmiş olabilir. Ve bembeyaz parlıyor. Çok dekoratif bir bitki. Çok yer kaplamıyor. Küçük bahçeler için yani ideal. Dolayısıyla ben de fidanına ilk başladığım zaman bunlardan getirdim. 6 tane dikmiştim, 3 tane kaldı. Sebebi şu, bu Utilis türü Himalaya'ya özgü bir tür, menşei olarak. Dolayısıyla çok fazla bizim yaz sıcağımızı sevmiyor. Serin kalmak istiyor. Ben önce fidanın şöyle arka bölümde daha güneşli bir yere koymuştum. Orada zorlandığını görünce biraz dedim hadi bunu meşelerin gölgesine taşıyayım. 4 tane mi kalmıştı? 5 tane kalmıştı galiba. Ve şimdi buraya getirdim. Hani su sever, hani bari su alsın serinler gibi. Biraz da suyun bol olduğu şu bölüme koydum. 2 tane de burada gitti. Kaldı 3 tane. Dolayısıyla yani bu bölgede bizim işte bahsediyorum çekimlerde zaman zaman çok donun çöktüğü, soğuk olduğu bir alandayız. Ama şu tepelere biraz gitseniz daha havadar. Mesela Riva'da bir bahçede gördüm, düzenlemesini yaptım bir bahçede. Pırıl pırıl çok güzel büyümüştü. Çünkü orası daha havadar, bir tık daha ılıman diyebiliriz. Orayı sevmiş ama bu bölgede zorlandı. Dolayısıyla ben huş denemelerime devam ediyorum. O da şöyle, aslında river birch diye geçen böyle dere şeyleri var, huşları var. Onlar daha Avrupalı türler. O kadar fazla böyle bir sıcak şeyleri, dirençleri yok. Dolayısıyla onlardan henüz bulamadım ama bulabilirsem onlardan buralara ilerleyeceğim. Fakat bu sene bulabildiklerim şunlar. Papyrifera diye geçiyor bu. İki tane türünü buraya ilave ettim. Bunlar gayet iyi gidiyor. Hemen yapraklandılar. Diğerleri gördüğünüz böyle yapraklarını zar zor açsam mı açmasam mı diye kara kara düşünürken bunlar gayet güzel yerleştiler. Hayatlarına devam ediyorlar. Burada bir tane kızılcık, kauza kızılcığı var. Yerini değiştirdiğimiz için çiçeğe geçemedi. Şurada bir tane ters dut var. Şurada. Şurada bir ters erguvan var. Bir de şurada da iki tane huş türü daha var. Bunlar da alba. Bunlar da gayet keyifleri yerinde. Gayet güzel yapraklandılar, büyüyorlar. Yazı nasıl geçireceklerini göreceğim ama bunlardan epey ümitliyim. Himalaya türleri değil çünkü. Bir de bunu son buldum. Yine düzenlemesini yaptığınız bir bahçede buldum. Birkaç tanesinden aldık. Kırmızı yapraklı huş. Bir de bunu deniyorum. Bakalım netice nasıl olacak. Burası da böyle bir huş denemesi. Yine bir iki tane daha ilave yapıp bu çekimi de bitirebiliriz. Burada yine bir kaya armudu koydum. Lonicera tepesi. Burası şekil budaması yaptığım, oluşturduğum bir bölüm. Ters erguvandan bahsetmiştim. Kırmızı yapraklı. Bunun yerini değiştirdim. Çok da değiştirmedim aslında. Şuradan şuraya aldık. Bir 10 gün önceydi tahmin ediyorum. Çok sevmiyor yer değişimini. Dolayısıyla bu ters erguvanı, kırmızı yapraklıyı nereye koyuyorsanız hani final noktasına koyun. Ben biraz böyle çok geride hissettim bunu. Diğer şu gürgenle çarpışacak gibi geldi. Dolayısıyla biraz daha bu tarafa çektirdim ama uyanamadı. Herhalde kökünü oturtuyor. Fakat kuru da değil. Çünkü böyle elastik hala. Yaprakları iyi. Şey yaprak demişim. Dalları gayet iyi şu anda.
Dolayısıyla şunun için dokunmuyorum. Tahmin ediyorum tutacak ama biraz daha yine kök yapmak isteyecek. Burada açelyaların, burası biraz daha ıslak, gölete de yakın bir bölüm. Açelya ve benzeri işte spireyalar, kornuslar, yaprak döken manolya, kamelya gibi türleri denediğim, koyduğum Kasım ayı civarında yaptık. İşte burada mesela çok güzel şeyler açtı. Denticulata deniyor. Çuhaların böyle top top yapanı şurada buldum. Şöyle top kafalar yapıyor. Bu çuha aslında bildiğimiz klasik çuha değil ama bakın yaprakları çok benziyor, tanıyanlar bilir. Böyle bir boy yapıp sonra denticulata deniyor buna. İşte 10 çiçekli mi demek artık bilmiyorum ama çok çiçekli. Pembesi de vardı. Pembe tonları. Bu beyazı kalmış en son. İşte nergislerimiz vardı. Onlardan borca dikmiştik. Şimdi penstemonlar geliyor. Onlar boy atmış. Ekinezyalar var içinde. Yine su seven kır bitkileri bunlar. Radbekyalar olması lazım. Şu tarafa doğru dijitalistler, lobelyalar, daha su seven türleri koydum. Onlar burada yetişiyor. Fena da olmadı. Ama tabii ilk yılları olduğu için şu anda daha bakın boşlukları hani bilerek bırakıyorum. Çünkü atıyorum şu spreye burayı zaten komple dolduracak ilerleyen yıllarda. Bitkilerin çapına, boyuna göre yerleştirirseniz ileride çok fazla yer değişikliğine ihtiyaç kalmaz. Ve daha sağlıklı olur bitkiler. Şurada tekat bir şeyi var. Sonbahar ya da işte kış başı kamelyası. Bu burayı sevmedi. Bunun yerini değiştireceğim. Bakın yapraklar böyle bir şey oldu. Kahverengiye döndü. Bu da muhtemelen iki sebebi olabilir. Kamelyaların bazı türleri çok aşırı dona dayanıklı değil. Birazcık daha sıcak seven türler. Yani Çin'in Yunnan denilen bir bölgesinden geliyor. Subtropikalle işte ılıman iklim kuşağı arasında bir yerde kalıyor. Yani işte atıyorum -5'in altında çok düşmüyordur diye tahmin ederim. Yani genel anlamda. Dolayısıyla burası birazcık daha soğuk olduğu günlerde bunlara etkilerini veriyorlar. Dona dayanıklı ama çok sert dona dayanıklı değiller. Birinci sebep bu olabilir. İkincisi de bu tarz böyle kamelya, işte manolya vesaire türleri biraz orman bitkisi olduğu için korunaklı ortamlar seviyor. Çok sert rüzgarları, soğuk rüzgarları sevmiyor ki burası bu fidanlık şuradan görüyorsunuz zaten. Biteriye açık göletten de ötürü. Dolayısıyla kışın sert rüzgarlara maruz kalıyor. Bir sebebi de o olabilir. Büyük ihtimalle o. Ondan ötürü bunu daha korunaklı, biraz daha kuytu bir bölüme alacağım ki o da aslında ilk çekimde göstermiştim. Kafenin arkasında bir orman bölümü oluşturuyorum. Orası çok daha korunaklı. Ağaçların büyümesini, yerleşmesini beklediğimiz bir bölüm. Orada herhalde 1-2 sene içerisinde imkan olursa, buralarda olursak herhalde yerleştireceğim diye düşünüyorum. Onun öyle bir taşımasını yapacağım. Burada fisokarpuslar var. Şu çam tepesinin bölümü var ama biraz çekim yine uzadı galiba. Bu da çam tepesinin önündeki çamları şöyle göstereyim. Hem oturma alanı yaptık. Hem de arka bölüm komple bitkilerimizi, çalı bitkilerini yerleştirip denediğim bir bölüm. Burada da çok aslında değişik türler var ama hostalar gelmiş. Haseki küpeleri, şurada bir turna gagası pembe açmaya başlamış. Şuna orman sütleyenleri. Hökeralar açmış mesela, mercan zilleri gibi. Şurada bir havlu püskülü var, Deutzia gibi bu bölüm. Mesela buradaki şeyi açmış. Bahsetmiştim, Kore kuş bulunu diye. O açmış, çok da güzel kokar. Meyveye dönecektir o. Şurada yabani orman, bu bölgedeki ormanlardan getirdiğim odam var. Şurada haseki küpesi daha güzel açmış. Burası biraz daha tabii gölgeye düştüğü için tahmin ediyorum daha ıslak kalabildi. Şurada toroslardan getirdiğim tahmin ediyorum kohum, siklemen kohum denilen bir türü. Dijitalistler geliyor gibi. Burada da böyle bir takım türler var. Hükürolar var. Eğreltiler var. Evet, kısaca burayı da görmüş olduk.
Sonrasında tropik bölümü geçiyor ama o bölümü de geçerken en son şu ışkını da ilave edeyim. Bu da geçen sene kışın diktim. İki tane dikmiştim. Bir tanesini solucan değil pardon. Sümüklü böcek halletti kafasını. O çıkamadı. Fakat bu çıkabildi. Şu anda gayet güzel yetişiyor burada. Bakalım bunu da koleksiyonumuza ilave edeceğiz. Evet, şimdilik nadir bitkiler fidanından bu hafta bu kadar diyelim. Herkese bol çiçekli günler. Hoşçakalın.